Saygıdeğer konferans katılımcıları, sevgili meslektaşlar, çok üretken, verimli ve dinamik bir konferansın sonuna geldik. Tüm katılımcılara katkıları için, bu çok başarılı konferansa katkıları için tebriklerimi sunmak isterim. Aynı zamanda Ranting Vakfı'nın konferans organizasyon ekibine de teşekkürlerimi sunarım ve tabii ki Uluslararası Bilimsel Komitenin'de, Bilim Kurulu'nun da tüm üyelerine teşekkür ederim. Farklı konularda beraber 11 panel gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 2 gün içerisinde farklı konulara baktık. Nefret söylemi, medyada ayrımcılık, sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılık. Çok ilginç örnekler gördük. Ayrımcılığın politikası, ırkçılık, Suriyeli mülteciler, insan hakları, azınlık hakları, eğitimde ayrımcılık, cinsiyet temelli ayrımcılık, özellikle LGBT bireylerine yönelik, cinsiyetçilik, nefret söylemi gibi konulara baktık. İnanıyorum ki bu konferans sayesinde bir platform elde etmiş olduk. Böylelikle ülkelere özgü tecrübeler, stratejiler ve akademik çalışmalar, tüm bu sorunlara yönelik akademik çalışmalar paylaşıldı ve gelecekte potansiyel işbirlikleri geliştirildi. Ve konferans sırasında tüm bu yöntemlere baktık ve mücadele yöntemlerine, örneklerine baktık. Hem ayrımcı söylem hem de nefret söylemi konusunda buna baktık. Aynı zamanda devletin sorumluluğuna baktık. Kamu kurumlarının sorumlulukları, medya, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların sorumluluklarına baktık. Şimdi ben müsaadenizle Profesör Van Dijk'ı davet etmek istiyorum. Kendisi kapanış konuşmasını yapacak. Biz de dinleyeceğiz ve bu sayede konferans konusundaki değerlendirmelerini dinlemiş olacağız. Birçoğunuz zaten tanıyorsunuzdur fakat kendisiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum kısaca biyografisiyle ilgili olarak. Profesör Van Dijk söylem çalışmaları alanında Amsterdam Üniversitesi'nde 2004 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda şu anda Barcelona'daki Universitat Pompeu Fabra'da profesördür. Daha önce üretken şiir, metin dil bilgisi ve metin işleme psikolojisi üzerine çalışmalar yapmıştır. 1980'den bu yana ise çalışmaları daha eleştirel bir, kritik bir perspektif almıştır ve çalışmalarında söylemsel ırkçılık, ideoloji, bilgi, haber ve bağlamla ilgilenmektedir. Ve birçoğunda birkaç kitabın yazarıdır. Ve Söylem Çözümleme El Kitabı'nın editörlüğü ne yapmıştır? Ve 6 adet Uluslararası Poetics Text Discourse Society İletişim Internet Journal gibi uluslararası dergileri kurmuştur. Editörlüğünü aslında son 4'ünün editörlüğünü hala yürütmektedir. Son monografikleri İngilizce'de ideoloji, İspanya'da, Latin Amerika'da ırkçılık söylem ve güç, söylem ve bağlam, toplum ve söylem ve bilgidir. Ve son kitaplarına baktığımızda, düzenlenmiş kitaplarına Irkçılık Üste, Racism at the Top, Söylem Çalışmaları,
Latin Amerika'da söylem ve ırkçılık olduklarını görüyoruz. Sayın Teun van Dijk, Profesör van Dijk 3 fahri doktoraya sahiptir ve çok geniş çaplı olarak birçok ülkede dersler vermiştir. Yine Latin Amerika'da bunlara dahildir. Bu bölgelere dahildir. Adriana Bolivar'la beraber kendisi Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso'yu, ALEDİ kurmuştur. 1995 yılında kurmuştur. Ve çok büyük onurla ve memnuniyetle ayrıcalıklı hissederek size kuruluşumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Van Dijk, buyurun. Çok teşekkürler Yasemin. Çok mersi. Benim için de Barcelona'dan sizlere seslenmek memnuniyet verici. Akdeniz'in diğer tarafındayım. Neredeyse deniz bizi doğrudan birleştiriyor. Benim için gerçekten çok büyük bir memnuniyet, çok büyük bir ayrıcalık. Tekrar Ranting Vakfı için konuşuyor olmak. Bildiğiniz gibi iki kez gelmiştim daha önce fakat maalesef şu an gelemedim. Sanal olarak toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Fakat gerçekten benim için büyük ayrıcalık sizlere sesleniyor olmakta. Ve son konuşmacıyım. Umarım yorgun değilsinizdir. Ama son söz umarım bende olmaz. Çünkü bu konferansta amaç zaten kendi çalışmalarımdan bahsetmek değil. Zaten aranızdan bazıları biliyordur. Bilmeyenler de web sitemden bakabilirler. Ve yaptığım çalışmalara, özellikle 80'lerden sonraki söylem çalışmalarıma bakabilirsiniz. Sözlerime okuduklarımdan, gördüklerimden bu son günlerde temelle nefret söylemiyle ilgili sözlerime geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Aslında daha ziyade tarih boyunca nefret söyleminin ayrımcılığın nasıl devam ettiğine bakıyorum çalışmalarımda. Ve son kitapta da eğer paylaşmam gerekirse fotoğraflarını da göstermek isterim. Evet, bu bir kitap kapağı. Ve Cambridge University Press tarafından basılacak Latin Amerika'da ırkçılık karşıtı söylem. Avrupa'da ve ABD'de basılacak. Yine ırkçılık karşıtı Brezilya'daki söylemi görüyoruz burada da. Bu kitapta da bunu görüyoruz. Aslında yıllardır söylem üzerine çalışıyorum. Şunu söyleyebilirim. Şu an baktığım şey aynı zamanda insanlar nasıl direniyor bu söyleme? Geçmiş boyunca nasıl direnmişler? Bunu da şu an bakıyorum. Bu da çok önemli bir konu. Umuyorum ki bu çalışmalar dünya çapında nefret söylemine, direnişe de Avrupa'da da yine katkıda bulunur. Şimdi ben başka bir konudan söz etmek istiyorum. Sizleri dinlerken ne gibi bir özet çıkardım? Neler okudum? Ve birkaç kelimeyle de nefret söylemi nedir? Bu konuya bakmak istiyorum. Konuşmaları dinledim, tüm özetleri okudum. Ve bunlar temelinde ve özellikle ırkçı söylemle ilgili olarak yaptığım çalışmalarda nefret söyleminde ne önemlidir bu konunun altını çizmek istiyorum. Çok da konuşmamak istiyorum. Uzun konuşmamak istiyorum. Kısaca size özetle nefret söyleminin çok disiplinli teorisinden söz etmek isterim. Öncelikle nefret kavramı, nefret söylemi kavramı çok popüler bir kavram. Ranting Vakfı zaten uzun yıllardır kullanıyor. Diğerleri de yine bu konferans kapsamında vakfa gönderdiğim bir belge var. Liste 300 kadar kitap, birçok makale. Nefret söylemi kavramsal olarak çok yaygın olarak ele alınıyor zaten.
Bir sorun var ki bunu da söyleyeyim. Aslında burada bir ima olabiliyor. Sanki nefret söylemi bir nefret bir duyguymuş gibi. Bununla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Nefreti başka duygular gibi vücuda gelmiş hislerin sosyokültürel inşası olarak düşünürsek, o zaman burada yorumlamalar mesela neşe gibi, mutluluk gibi duygularla bağdaştırılarak yapılacaktır. Sanki herhangi bir duyguymuş gibi. Aslında hisler vücudumuza bağlıdır. Kalp atışımız, cildimiz vesaire bunlarla ilgilidir. Nefret duygusu vücuda gelmiş bir duygu. Bir başka gruba karşı bu söylemi daha fazla kullanıyorsanız diğer gruplara göre onların vücudu yok. Yani nefret söylemi kullandığınızda konuşan bir kişinin nefretinden bahsediyoruz. Burada aslında daha ziyade bir kişinin başkasından nefret etmesiyle değil, kolektif bir konudan söz ediyoruz. Burada daha çok üstünlükten, tahakkümden bahsediyoruz. Daha sonra bundan bahsedeceğim. Ve yine kolektif bir şey olarak nefretten bahsedebilir miyiz sorusunu sormak istiyorum. Mesela kolektif his olabilir mi? Duygu olabilir mi? Ve geçtiğimiz 10 yılda bu kolektif duygu konusuyla ilgili çok fazla bir kütüphaneye sığacak kadar çalışma yapıldı. Ve birçok durumda gerçekten birçok kişi aynı hisse sahip olabilir bir toplantıda, milli bir kutlamada, bir partide mesela. Fakat bir grup olarak baktığımızda aynı duyguyu taşıyabilirler mi? Ben bunun böyle olamayacağını düşünüyorum. Bir grubun bir vücudu yok söylediğim gibi. Ve bu yüzden bir his bu şekilde paylaşılamaz. Bir inanç olabilir, paylaşılabilir, bilgi paylaşılabilir, tutum paylaşılabilir, ideoloji bir grup içerisinde paylaşılabilir. Fakat şu çok tuhaf, tüm bir grup her bir üyesiyle aynı hisse sahip. Şimdi pandemiyi düşünecek olursak, bir karşılaştırma yapacak olursak, birçoğumuzun benzer hastalığı olabilir. Fakat grup olarak hasta mıyız? Bunu söylemek tuhaf olur. Bu yüzden katı bir çerçeveyle hisler münferit, bireysel bağlama göre şu ana bağlı. Şu an çok mutlusunuz, birisinden nefret ediyorsunuz, kıskanıyorsunuz vesaire. Ve gelir geçer. Sürekli nefret etme. Bunu söylemek tuhaf. Bunun olabileceğini düşünmüyorum. Birçok kişi mesela Trump'tan nefret ediyorum diyor. Sürekli sabit olarak mı nefret ediyorlar? Ve vücutlarında sürekli bir onunla ilgili bir heyecan mı yaşıyorlar? Nefret bence biraz da ortak inançlarla ilgili. Bir grupla ilgili ortak olumsuz fikirlerle ilgili ve fikirler, görüşler kalıcı olabilir. Nefret söylemi bahsederken bu aslında nefret konusu değil. İnsanlarla ilgili ortak paylaşılan bir grup görüşüyle ilgili. Ve tabii ki bahsettiğimiz söylemlerden birçoğu aslında belli bir durumda duygusal bir şekilde birçok kişi tarafından aynı durumda dahi aynı şekilde ifade edilebilir. Fakat grup olarak, bir grup olarak bu grubun hissi budur diyemeyiz. Mesela aynı dili konuşan bir toplum düşünelim. Bu bir ortak özelliktir.
epistemik bir toplum diyebiliriz, topluluk diyebiliriz. Bir grup içerisinde bir bilgiyi paylaşabiliriz, bu şekilde konuşabiliriz. Fakat şu ayrı bir şey, bir grup olarak, bir toplum olarak nefret gibi bir şeyi paylaşıyoruz demek ayrı bir şey. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu nefret söyleme konusu aslında kritik bir kavram olarak çok güçlü. Fakat hislerle ilgili mi? Zannetmiyorum. Hisler, duygular dilin kullanımında önemli role sahip. Ama şu konuda bir sistem olarak dili ayırmak lazım. Biz semiotik sisteme sahibiz. Bir dili paylaşıyoruz. Fakat bireyler olarak bu dili kullanıyoruz. Aynı şey nefret söylemi için de geçerli. Tabii ki paylaşılabilir diğer söylemler gibi. Fakat gerçek durumda bazen duygularla beraber ifade edilir, bazen edilmez. Ve kullanımdan bahsetmeden sadece nefret söylemine eğilmemek lazım. Peki, nefret söylemi, ayrımcı söylemde ne gibi unsurlar var? Ben buraya yazmak istiyorum. Burada birkaç önemli unsurunu göreceğiz. Nefret söylemi teorisinin. Tabii ki burada bir özet veriyoruz ama bir fikriniz olur. Burada tüm nefret söylemi için vurgulamak istediğim nokta bağlamın ne kadar önemli olduğu. Sunumlarınızda da bu vardı. Otomatik bir sistem de çok zor. Bağlamın farklı noktalarını bir sistemle incelemeye çalışıyorsanız, belli bir metnin, belli bir söylemin negatif olduğunu, ne zaman negatif olduğunu, belli bir grupla ilgili olarak, belli bir bağlamda da ne zaman böyle olmadığını anlamak zor. Nefret söyleminin nefret söylemi olduğunu anlayabilmek için öncelikle politik bağlama bakmamız lazım. Bir grup bir başka grubun tahakkümü altında mı? Yani gruplar arasındaki ilişkiler ve bunun tersi geçerli değil mi? Mesela ben ırkçı kişilerden nefret ediyorum diyorum diyelim ki bu nefret söylemidir mi midir? Hayır. Bu bahsettiğim noktadan dolayı yine tahakkümden bahsettiğimizde burada gücün kötüye kullanılmasını görüyoruz. Başka tahakküm türleri de olabilir, üstünlük olabilir. Mesela ailenin, ebeveynlerin çocukları üzerindeki kontrolü diyelim, denetimi diyelim. Ama gücün kötüye kullanılması gerekiyor. Bu o örnekte mevcut değil. Yine nefret ve ayrımcılığa maruz gruplarla ilgili olarak genelde bunlar gördüğümüzde özetlerinizden de yine tüm örneklerde hakim tarafın beyaz, kabiliyetli vesaire olduğunu görüyoruz. Ve genelde nefret söyleminde mülteciler vesaire farklı yönelimlere sahip olan insanlar gibi grupların diğer grubun özelliklerine sahip olamayacağını görüyoruz. Evet, sosyopolitik ortamın incelenmesi önem taşıyor. Evet, insanlar kime konuşuyorlar, kimlerle konuşuyorlar, ne zaman konuşuyorlar, hangi bir bağlamda konuşuyorlar? Bütün bunları bilmek nefret söyleminin analiz edilmesi açısından son derece önemli. Tabii diğer taraftan da işin bilişsel boyutu var. Nefret söylemi dediğimiz şey sadece sözlerden ya da konuşmadan ibaret değil.
Aynı zamanda bunun önemli bir sosyal bilişsel tarafı var. İşin içine ideolojiler giriyor örneğin. İşte o nedenle herhangi bir analiz yapmadan önce mutlaka sosyal ve siyasi analiz yapılması gerekir ve sosyobilişsel analiz yapılması gerekebilir. Bir metnin nefret söylemi içerip içermediğini anlamadan önce bu çalışmayı yapmak gerekir. Toplantı sırasında, konferans sırasında sunulan tebliğlerde de bahsedildi. Haberlerden bahsedildi, kişiler arasındaki sözlerden bahsedildi, başyazılardan, yazı işlerinin yazılarından ve karikatürlerden bahsedildi. Burada sadece konunun ne olduğunu analiz etmemiz yeterli değil. Aynı zamanda söz eylem ya da söz edimi de analiz etmemiz gerekiyor. Bir suçlama mı yapılmış, bir tehditte mi bulunulmuş ya da herhangi bir aşağılamada mı bulunulmuş? Bütün bunları da görmek gerekiyor. Yani söz eylemin de pragmatik bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Ancak bütün bunları gerçekleştirdikten sonra tam anlamıyla bir söylem çözümlemesi yapabiliriz. Mesela diyelim ki genel ideolojik kutuplaştırma. Benim ideolojiyle yaptığım çalışmaları da biliyorsunuzdur. İdeoloji konusunda fikrinizi ifade ederken şöyle bir vurgulama yapılır. Bizle ilgili her şey olumlu ama onlarla, dışarıdaki grupla ilgili her şey de olumsuz olarak nitelenebilir. İdeolojik kutuplaşma bu şekilde söylemin her kademesini etkiler. Ve metinde de belli şemalarla kendini gösterebilir. Mesela yine bugün de oturumlarda pek çok kişi bahsettiği karikatürlerde kullanılan mesela bir resim. Bunu da söylem analizine dahil etmemiz gerekiyor. Bunun dışında söz söylenirken kullanılan ses tonu, kullanılan benzetmeler, metaforlar, anlam bilim, kastedilen şeyler, İmalar. Bütün bunlara da bakmak gerekiyor. Burada eğer nefret söylemiyle biz hukuki bir mücadele yürüteceksek şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında insanların ne söylediği değil, aslında ne kastettiği ya da ne ima ettiği de son derece önemli ve bunu nasıl bir tarzda, nasıl bir üslupla yaptığı da çok önemli. Ve esasında bütün bunlar da yine konuşmacılar tarafından zikredildi. Mesela Eser Selen konuşmasında bizimle uzun bir liste paylaştı. LGBTİ bireyler için kullanılan terimler kullandı. Yine Gülümşener çok çeşitli söylem stratejilerinden bahsetti. İşte bu kademedeki bütün bu unsurları inceliyoruz nefret söylemine bakarken. Ne yazık ki şu anda çok fazla vaktimiz yok ayrıntılara inmek için ama birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Türkan Nefes tebliği Türkiye siyasetinde Yahudi algısıyla ilgiliydi. Özellikle de meclis konuşmalarından ya da tartışmalardan elde edilen veriler üzerinde çalışmıştı. Mesela önce burada siyasi bağlamı analiz ederim. O dönemde Yahudilere karşı belli bir durum var mı ona bakarım. Sosyal bilişsel ya da ideolojik düzeyde neler oluyor buna bakarım. Meclis tartışmalarında belli bir janr, belli bir usul var mı buna bakarım. Aynı zamanda orada Yahudilerin ekonomik ya da siyasi bir tehdit olarak gösterildiğinden bahsetmişti. Ve söylem olarak da daha küresel ölçekte Yahudilerle ilgili olumsuz olaylar cereyan ediyor mu? Bunlara bakarım ve yine meclis içerisinde kurumsal olarak Yahudiler konuşulduğunda nasıl bir pratik var? Bunu incelerim. Evet, şu an gerçekten de çok ayrıntı inecek vaktimiz yok ama böyle bir metne baktığınızda nasıl bir analitik şema kullanıyorum bu konuda fikir verecektir diye umuyorum. Bir başka örnek mesela Şükrü Şimdi'nin tebliği
Türkiye'deki Suriyelerle ilgili bir imza kampanyasına odaklanmıştı. Burada tabii hakim olan grup Türkler ve Suriyeli mülteciler var. Esasında ben de şu anda bu konuyla ilgili söylem üzerine yeni bir araştırma başlıyorum. Sosyal hareketler ve bununla ilgili algılarla ilgili bir çalışma başlatıyorum. Ve ırkçılık karşıtı söylem ya da dayanışmacılık söylemi, özellikle Avrupa'da Suriyeli mültecilere karşı olan söylemi inceliyor olacağım. Evet, burada merkezcilik ya da milliyetçilikten bahsetmiştim. Change.org internet sitesinde bir kampanyada yer alan söylemden bahsedildi. Burada kutuplaştırıcı bir söylem vardı, özellikle Suriyelilerle, Suriyelilere yönelik olarak. Bir diğer örnekte yine Twitter'da bir örnek var. Twitter'daki paylaşımlar için de aynı şemayı uygulayabiliriz. Burada cinsiyetçiliğe yapabiliriz. Burada çok daha küresel ölçekte, yani cereyan eden olaylar, özellikle de olumsuz olaylar bütün söylemleri nasıl etkiliyor, bunu görebiliriz. Bütün aslında küresel ölçekte olanları ıskalamadan, gözden kaçırmadan her bir spesifik konuyla ilgili aynı şemayı kullanarak çalışma yapmak mümkün olur diye düşünüyorum. Evet, benim aklıma gelenler bu şekilde. Belki daha sonra yeniden ekleme şansımız olur. Çok teşekkür ederim.